Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 7. ayetine geldik. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave ve lehum azabun azim. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Burada dikkat çeken önemli kelimeden, müfredattan bir tanesi de kalp kelimesidir. Lügatta kalp, bir şeyin içini dışına çıkarmak, dönüştürmek, altını üstüne getirmek, ters çevirmek, bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek ve değiştirmek manalarına geliyor. Cevheri'nin sıhhında, Lisan-ül Arap'ta da böyle geçmiş. Hani biz de maklube diyoruz ya, yani et vesaire altta kalıyor üstte, sonra onu öyle tersine çeviriyoruz. Tencerenin dibindeki daha sonra üste çıkıyor, maklube. Yani altını üstüne getirme demek. Ama buradaki kalpten maksat, yani dönüştürmek, değiştirmek. İnsanın kalbinde iman varsa insan daha farklı. Kalbinde küfür varsa insan daha farklı olur. Cennet ve cehennem kadar değişir insan. Öyleyse tekrar ediyorum, kalp İnsanı cennete de götürebilir, mahiyetine göre cehenneme de götürebilir. İşte insanı değiştiren, dönüştüren merkez manasında kalp tabiri. Kalp dendiği zaman bu maddi vücudun maddi kalbi değil yani. Nasıl bu kalp, teşbih var burada, benzetme. Bu vücudun merkezidir. O kalp sekteye uğradığı zaman bu vücut gider. Manevi hayatımızın da merkezi, İmanın mahalli olan kalptir. O da iman noktasıyla sekteye uğradığı zaman elfaz-ı küfürle, efali küfürle vesaire geçen hafta geçti. İnsan da manen ölür demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kalp tabiri yerinde geçen başka tabirler de var. Mesela füed. Füed kelimesi çok geçiyor ayetlerde. Sadır, elem neşrah leke sadrak'taki biz senin sadırını, göğsünü yani kalbini genişletmedik mi? Lüb kelimesi de geçer. Li ülil elbab, lüb, lüblerin çoğulu elbab. Nüha, li ülün nüha. Kur'an'da nüha kelimesi de geçer. Ve bir de ru'be gibi terimler kalp manasında Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen kalbin eş manalıları olarak nüansları da olsa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an'ın müfredatı üstünde durup kelimeleri kelime manalarıyla tercüme eden meşhur mütercim Asım Efendi kalbin Türkçe karşılığında gönül kelimesini kullanmış. Kalp gönüldür, fuat da yürektir. Yürekle, yani füet kelimesiyle kalp kelimesi arasındaki farka dikkat çekmek için gönülle yürek arasındaki fark füet ile kalp arasındaki farktır demiş. Kur'an'da yüreğe yani füata metanet vermek için önceki peygamberlerin kıssalarından bahsedildiği belirtilir. Mesela ayetteki füedek kelimesi Hüd 120 ve küllen nekussu aleyke min enbâir rusuli mâ nüsebbitu bihi füedek ve câeke fî hâzihil hak ve mev'uzatu ve zikrâ lil mü'minin. Yani peygamberlerin haberlerinden
senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Eski peygamberlerin kıssaları Efendimiz Aleyhisselam'ı anlattıkça Cenab-ı Hak Efendimiz'in kalbi güç kazanıyordu. Senin kalbin güç kazanıyor demiyor da füedek. Kalp yerinde Cenab-ı Hak füedek, füet kelimesini kullanmış. Bizim Türkçemizde de Fuat kelimesi isim olarak bu manada geçer. Güç kazanan, güç kazandıran kalp manasında. Kalbin, füedin göz kulak gibi sorumlu olduğunu bildiren ayet de vardır. Yani göz kulak da füet gibi, kalp gibi sorumludur. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّنْ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْعُولَ İsra 36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Bu ayetin hakkında bir sohbet yapabiliriz. Yani hakkında bilgin olmayan, bilgin olsa da sana bir faydası olmayacak şeylerin sen peşine düşme yani. Önemli şeyleri öğrenmeye çalış. Çünkü dilini kullandın, gözünü, gönlünü, kulağını yordun o iş hakkında. Bunlar lüzumsuz, ahirette bundan dahi hesaba çekileceksin demek. Bu çok derin bir meseledir. Lüzumsuz olarak meşgul olduğunuz, öğrendiğiniz, kulağınızı, dilinizi, gözünüzü yorduğunuz her bir meseleden öbür alemde hesaba çekileceksiniz. Her gün hayatı tweetlerde, sosyal medyada geçenlerin bu mevzuya biraz daha fazlaca dikkat etmesi yerinde olacaktır. Bu mesuliyeti anlatan Kur'an'da Âl-i İmrân 119 ayeti, yine Âl-i İmrân 154. ayet, Zümer suresi 22. ayet olarak yerini almıştır. Ülül elbab olarak kalp yerinde Âl-i İmrân 7. ayette de var. İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven neher le âyâtin li ülül elbab. Âl-i İmrân 190. Orada da yerini almıştır. Kur'an-ı Kerim'de nüha dedim kalp yerinde kullanılan bir tabir. Taha 54. Külü ver'av en'âmeküm inne fî zâlike le âyâtin li ülün nühe. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardı. Ülün nühe akıl sahipleri demek, kalp sahipleri demek. Veyahut da füet sahipleri manasında nüha kelimesi kullanılmıştır. Aynı nüha kelimesi Taha 128'de de var. Ve fî zâlike le âyâtin li ülün nühe diyerek geçiyorum. Kur'an'da akletme, düşünme fiili de kalbe isnat edilmiştir. Hac suresi 46'da. Velakin ta'mel kulubulleti fissudur ayetinde. Aynı zamanda fıkh etme yani derinle, sebep ve sonucuyla beraber meseleyi kavramı olarak da ifade edilmiştir. Kalp kelimesi Araf 179. Bu 179 çok derin. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kalbin fıkıhla, tefekkuhla, derin anlayışla bağlantısı. وَلَهُمْ اَذَانٌ Kulakları var, لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Fakat işitmezler. Kulakları var, işitmezler. Kulağı olduğu halde hakkı işitmemesi mühürlenmiş. حَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى sem'ihim. Ve ala sem'ihimi işte bu ayetle Araf 179'la yan yana getireceksiniz. Adam caminin hemen yanındaki evde kalıyor. Bir ömür boyu günde 5 defa hayyâlâs-salâh, hayyâlel-felâhı duyuyor. Allahu ekberi, la ilahe illallahı duyuyor. Ama bir defa camiye gelmek nasip olmuyor. Kulağı duyuyor aslında. Fakat onun kulağı var da velahum ezanun fakat la yesmauna biha mühürlenmiş duymaz o. Yani bir yerde de velahum ayunun onun gözü var la yubsiruna biha ama görmez. Sanatı görüp de sanatkarı göremez. Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ayetinin
en net ayetin ayetle tefsiri olan bölüm Araf suresi 179. ayet. Kısaca ona dikkat çektim. Ve bu mevzuda akletme kelimesi de var. Öğüt almazlar tabiri de var. Hep bunlar akılla, fuatla alakalı, dolaylı veya dolay netice itibariyle anlatılan mevzulardır. Değerli kardeşlerim, kalbin önemli vasıfları var. Her an saniyede 70 defa belki sağa sola yelpaze eder. Bu maddi kalp kaç defa yapıyor bilmiyorum. Manevi kalp, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kalpleri sabit kılan Allah'tır. İbn-i Mace'de. Fakat bu mevzuda Kur'an'da ayet var. Ya Rabbi ve tebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Ya mukallibel kulüb tebbit kalbi ale dinik, hadis-i şerif var. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üstünde sabit kıl. Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin ve taatın üzerinde sabit kıl şeklinde de Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde ve Tirmizi'nin Davat bölümünde böyle bir hadisi şerif var. Kalple alakalı çok hadis-i şerifler var. Efendimiz Aleyhisselam bir ayet nazil oldu. Ve tebbit akdemena ve ansurna alel kavmil kafirin. Efendimiz ya mukallibel kulüb tebbit kalbi ala dinik. Günde 70 defa bunu tekrar ediyordu. 70 de kesretten kinaye. Hazreti Ayşe validemiz dedi ya Resulallah, ne kadar da fazla bu duayı okuyorsunuz. Buyurdular ki el kalp beyne asabi rahmen yukallibullahu bihi meşe'e. Kalp Allah'ın Rahman parmakları arasında onu istediği gibi evirir ve çevirir. Onun için kalp mühürlenmemeli. Kalple kalp, bütün vücudun maddi uzuvları maddi kalbe bağlı olduğu gibi insanda insanı yapan bütün manevi duyguların hepsi de imanın mahalli olan kalbe bağlıdır. Eğer kalp mühürlenirse diğer manevi duygular da fonksiyonlarını kaybetmiş, duygusuz, ruhsuz, sadece hayvani cesetten ibaret bir zavallı varlık haline gelmiş demektir. Kur'an-ı Kerim kalp üstünde çok duruyor. Ayetler Hucurat 7-8, Hucurat 14. ayet, Mücadele 22. ayetleri. Rakamını verip geçiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim daha çok temiz kalpten bahsetmiştir. Demek kalbimiz günahlarla paslanabilir, mühürlenmese bile. Kalbimizde gilli, gış olabilir. Ve la tec'al fi kulubina gillen. Ayeti Haşr suresi 9. ayet. Bir yerde ise la yenfe'u malun ve la benun İlla men etallaha bi kalbin selim. Allah huzuruna giderken götürdüğünüz malın, evladın orada bir faydası yok. Ancak kalbi selimle. Kalbi selim, Allah'a teslim olmuş kalp. Temiz olan kalp demektir. Bununla alakalı Kur'an'da o kadar çok ayet var ki Maide 41, Ahzab 53. ayet. Bu kalpleri nurlandıran Allah'tır diye de ayrı bir hadis-i şerif de vardır. Mesela dinde önemli bir yeri bulunan takvanın mahallinin de kalp olduğuna dikkat çekilir. Şöyle diyelim, şu vücudun uzuvlarının ameli vardır. Namaz, abdest vesaire, oruç, zekat, malın zeka ibadeti, uzuvların ibadeti. Ama bir de kalbin de ibadeti vardır. Takva gibi, iman gibi, İhlas gibi, sadakat gibi. Kalbin şerefi diğer uzuvlara göre ne kadar üstte ise, fazilette şerefli ise, kalbin ameli olan ibadetler de uzuvların ameli olan ibadetlerden o nisbette şereflidir. Zalik men yuazzim şairallah fe innehâ min takvel kulub. Kalbin takvasına dikkat çekiyor. Haç suresi 32. ayette
Ayrıca Cenab-ı Hak kalbe sekinet, itminan, sebat, huzur verdiğini anlatıyor. Fe'enzelallahu sekinetehu ifadesi Kur'an'da çok geçer. Yani mesela ela bi zikrillahi tatme innil kulub. Dikkat edin, kalpler ancak Allah zikriyle mutmain olur. Yani bütün mesele kalp etrafında cereyan ediyor. Huzur, itminan, sebat ve sekinet. Bunlarla alakalı çok ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Onlardan da geçiyorum. Kalplere hidayet veren hadi Allah'tır. Kalplerden hidayeti alıp çıkartan yani mudil de Allah'tır. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân 103, Hadid 27, Tegabün 11. ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim'de kalbin körlüğünden de bahsedilir. Kalbin kasvetinden ve taşlamış olmasından da bahsedilir. Bu ayetleri de söyleyeyim. Kalbin körlüğünden bahseden ayet Hac suresi 46. ayet. Kalbin kasvetinden ve taşlamış olduğundan bahseden ayet Bakara 74, Maide 13, En'am 43 ve Zümer 22. ayetler. Kalbin mühürlenmesinden bahseden ayetler var. Yukarıda tab kelimesinde onlara dikkat çekmiştim. Kalbin gerçeği anlamaktan insanları alıkoymasıyla alakalı ayetler var. Kalbin kilitlenmesi veya üstüne kılıf geçirilmesi. Bekalu kulubuna gulf. Gulf, kılıf Türkçe'de. Yahudiler kalplerimiz kılıflıdır dediler, perdeli. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden de inanmadılar şeklinde bir ayet. Ve Allah yolundan sapanların kalpleri aslında sapmıştır. Önce kalp sapar, sonra dili, gözü, gönlü, sonra uzuvları, ayakları sapar. Yani sapmanın merkezi, direngi noktası kalptir. Ve bir noktaya daha dikkat çekmek isterim ki Efendimiz Aleyhisselam'a gelen vahiy kalbine gelmiştir. Yani Efendimizin cesedine, aklına değil. Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel münzerin. Münzer, münzir kelimesini insan yukarıda anlatmıştım. Allah'ın Efendimizin kalbine vahiy gönderdiğini anlatıyor. Ve tasavvuf dünyasında bu kalbin ayrı bir yeri var. Allah kalpleri, onların kalplerini mühürlemiştir. Tabiri bunları ifade ediyor. Şimdi hatemallahu ala kulubihim, kısaca arz ettim, ve ala sem'ihim. Bu da geçti. İşitmelerini mühürlemiştir Cenab-ı Hak onların. Burada Üstad Bediüzzaman'ın kulakların mühürlenmesiyle alakalı tefsirini İşaratül İcraz'dan aktarmak istiyorum. Ve ala sem'ihim kelimesiyle küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işarettir. Hatta kulaktaki zar nuri iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir. Çok önemli bir cümle bu. Hatiften gelen sesi duydu filan işitti deriz ya, işte bu manalarda. Ve sonra lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder üstad. Varlıkların bağrından çıkan o sesleri, tesbihatları işitmiş. Hatta o nur-i iman sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nagamatını ve hakeza. Bunlardan gelen ilahi sesleri işitir. Yağmur, kuş vesaire gibi her neviden Rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Evet, sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip misali levhaları göstermekle
o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere kalbeder. Ama kulak küfürle tıkandığı zaman o leziz manevi yüksek saflardan, seslerden mahrum kalır. Ve o lezzetleri iras eden avazlar matem seslerine inkılap eder. Kur'an okunmasından bile, dinlemesinden bile hoşlanmaz adam. Kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fıttanıyla ebedi yetimlikler, Malik'in ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur demiş. Şimdi burada üstad bir şeye, yani kulağın işitmesi lazım gelen demek ki seslerde ilahi olanlar var, bir de şeytani olanlar var. Şarkılar, türküler, şehvete hitap eden, bunları dinlemek nedir? İşte bu sırdandır ki şeriatça bazı savtlar, gelen sesler helal, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, Rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani şehvatı tahrik eden sesler haramdır. Kulaktan ses kalbinize girince içinizde aldığınız şekle göre o ses hüküm alıyor. Şehveti, şeytanı tahrik ediyor, sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o sözü dinlemek haram. Ama buna sebebiyet vermiyorsa mübah, ama ilahi aşkları meydana getiriyorsa öyle bir sesi dinlemek de mübahtır. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim. Ve ala ebsarihim'i de yine risalelerden, işaretül icazdan okumak istiyorum. Kalpleri üzerinde de mühür mü var? Perde, gışeve, perde. Bu cümle ile rü'yete, yani göze ait büyük bir nimeti basariyenin küfürle kaybolduğuna işarettir. Zira gözün nuru nuri imanla ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet şekline girer. Görünür. Gözün göz bebeği de bal arısı gibi bütün kainat safhalarında menkuş gül, nakışlı gül ve çiçek gibi delillerden, bürhanlardan alacağı ibret, fikret, yani ibret de bakarsa bir de fikirler, ibret, fikret, ünsiyet gibi üsare işin özü ve şuralarından vicdanında o tatlı imanlı balları yapar. Evet, o göz küfür zulmetiyle kör olursa dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline dönüşür. Bütün hakaiki kevniye nazarından gizlenir. Kainat ondan tevahhüş eder. Kalbi ahsan, hüzünler ve aktar kederler ile dolar. Böylece hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışâvehten sonra pekala peygamberler geldi anlattı. Onlar inanmadılar. Allah da bütün kalplerini, kulaklarını, işitmelerini, gözlerini kör, mühürledi. Kalp gözüne perde indirdi. Pekat. Bunlar dünyada bir ceza idi. Ahirette ne var? Velahum azabun azim. İşin sonu bu çok büyük ve dehşetli bir azaptır. Onların hakkı demektir.